Futbol Arena'dan merhabalar. Türk Telekom Stadı'nın önündeyiz. Galatasaray sahasında ağırladı Rize Spor'u, 2-0 yendi. Bu maçın yorumlarını yapacağım ama maçtan önce basın toplantısını yorumlamak istiyorum. Çünkü şimdiye kadar yüzlerce basın toplantısına girmiş biri olarak en tatmin olduğum basın toplantısıydı. Hem sorulan soruların kalitesini çok beğendim, hem de hocanın açık ve net cevaplarını, samimi cevaplarını çok beğendim. Bize bazen eleştiriler geliyor gazetecilere. Bana çok gelmiyor da, yani hiç sahanın içini sormuyorsunuz. Hep magazin soruyorsunuz, sağ dışı soruyorsunuz gibi sorular geliyor. Bugün 5 sorunun 4'ü direkt sahanın içiyle ilgiliydi ve herkesin merak ettiği sorulardı. İşte Taylan Antalyalı soruldu. Hoca cevap verdi. Ben gençleri sordum. Mustafa Kapı, Atalay Babacan gibi genç oyuncular aynı Ozan Kabak'ta olduğu gibi sözleşme imzalamıyorlardı. Bu da sezon sonunda çok cüzi ücretlerle kapılmasını, yani bonservissiz başka takımlar tarafından kapılmasına neden olabilirdi. Hoca bunlarla sözleşme imzalayacağız, bunda sorun yok dedi. Benim gençlere bakış açımı zaten biliyorsunuz dedi. Ben şunu sormuştum. Milli takım U17 milli takım Dünya Kupası'nda yarı final oynamıştı bundan 1-2 sene önce ve onu 2000 doğumlu Galatasaray'ın genç jenerasyonu hazırlamıştı bu genç. Yani başarının temelini bunlar oluşturuyordu. Takımın iskeletini bunlar oluşturuyordu. Şimdi o gençleri göremiyoruz. Bunu sorduğumda hocaya, bu 2000 jenerasyonu da getiren benim dedi Galatasaray'a. Üçüncü döneminde 2000 jenerasyonunu getiren oydu. Benim gençler hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz dedi. Evet biliyoruz. Birinci döneminde zaten Emre Belezoğlu'lar gibi işte birçok hem Anadolu'dan aldığı genç oyuncuları bir Avrupa yıldızı yapması, hepsi Premier Lig'e, Serie A'ya falan gitti, o Emreler, Okanlar, işte Fatih Akgel'ine kadar. Hem altyapıdan bu tip bir sürü oyuncu çıkardı. İkinci döneminde zaten çok az kaldı, 1,5 sene kaldı ama ona rağmen mesela Sabri gibi bir oyuncuyu işte çıkardı. Sabri belki beklentileri veremedi ama altyapıdan bir oyuncu daha çıktı. Üçüncü döneminde Semih'le Emre Çolak, kendi şampiyonluklarda rol oynayan isimlerdi bunlar, kendisinin 3. dönemindeki şampiyonluklarında. Sonra belki beklenen alınamadı onlardan ama yine hoca orada genç oyunculardan faydalanmıştı. Hocanın bu genç şeyini 4. döneminde bir türlü göremiyorduk. Bir Ozan Kabak'ta gördük, onun dışında göremedik. Mesela ona da verdiği cevap tatmin ediciydi. Net bir öz eleştiriydi. Biz de bunu çok yapıyoruz ama oyuncuların artık, bütün Türkiye'de böyle yapılıyor, geçmişine değil geleceğine yatırım yapmak lazım dedi. Ben son derece tatmin oldum. Öz eleştiri her konuda yaptı. Mesela sarı kart görmeyle ilgili soru soruldu. Ben gördüğüm sarı kart doğruydu ama farkında olmadan taç çizgisine basmışım. Bu da kurallar gereği sarı kart ama benim kulübemden taç çizgisi mesafesi çok yakın. Bir an böyle oyunculara bir şey söylerken birden bu kuralı ihlal edebiliyorsunuz. Ama istemedim ama kural olarak doğruydu gibi. Sen hocanın pek karakterinden beklemeyeceğiniz naiflikte o agresifliği göstermeden son derece ağır başlıklıkla kabullendi mesela sarı kartında doğru olduğunu. Hoca da zaten son işler kötü gitmeye başladığından beri, son 3-4 haftadır mesela insanlar şey diyor, işte hocaya soru soramıyorsunuz, hocadan çok korkuyorsunuz gibi şeyler. Ben Fatih Hoca'dan işte geçen sene başından beri basın toplantılarına katılıyorum. Daha önce editörlük yapıyordum, yani bu tribüne gelmiyordum, maçlara gelmiyordum. Her aklıma gelen soruyu sordum. Fenerbahçe derbisinden sonra son dakika boştaki arkadaşına pas atmayıp şut çeken oyuncuların takıma ihanet etmiş olabileceğine kadar her şeyi sordum. Aklıma ne geliyorsa. Ve adam da niyetini, doğru ve temiz niyeti olan bütün gazetecileri son derece kibarca cevaplıyor. Bugün Bülent mesela takımın fizik yapısıyla ilgili bir soru sordu. Geçen hafta Beşiktaş maçında Babel'le ilgili sormuştu. Bir gün gazetesinden Bülent Kalfat. Ona da mesela teşekkür ederek cevap veriyor. Yani sadece bana değil, herkese böyle oyunun içini soran sorulara, ters bir soru bile olsa, hoca bence hiç de öyle bahsedildiği gibi işte birilerinin mimlendiği, soru hakkı verilmediği, işte terslendiği falan öyle bir şeyler hiç olmuyor. Yani onlar hikaye. Aksine mesela ben diğer Abdullah Avcı'nın basın toplantıları da çok hareketli geçiyor bu şekilde. Soru cevap, her soruya cevap veriyor falan ama mesela Ersun Yanal'ın son derece böyle politik davrandığını görüyorum. Yani sorduğunuz sorulara hiç böyle manşet olabilecek cevap vermemeye çok özen gösteriyor. Çoğu zaman sorduğunuz sorunun cevabını alamadığınız ve sadece hoca kendi söylemek istediğini söylüyor sorulara ekarte edip. Mesela Ersun Hoca'nın soru basın toplantısı çok yavan geçer. Zaten 2-3 soruda biter. Gazeteciler de sıkıldı artık. Soru da sormamaya başladı Ersun Hoca'ya. Ama ben bu basın toplantısını mutlaka izleyin derim. Uzattım, kusura bakmayın. Maça geçelim. Şimdi maçla ilgili ilk 12 dakika ben not aldım. Antone 2 kez offside'a kaldı diye şaşırdım buna. Çünkü Antone çok mücadeleci, isteyen bir oyuncu. Niye böyle offside'a kalıyor, niye böyle isteksiz diye düşündüm.
Andone maça biraz kötü başladı ama ondan sonra ikinci yarıda özellikle çok iyi bir Andone izledik. Hatta adam yani kendisini sakatlayacak pozisyonlara iki kişinin arasına kafasını soktu. Tost oldu neredeyse. Ezilme tehlikesi geçirdi yani. Orada bir tane yine Montasar Talbi ile bir müdahalesi var. Top ortalarında kaldı. İkisi de hamle yaptı. Talbi çok sert topa girdi. Ve Andone mesela bugün golle buluşamasa da veya çok efektif bir futbol sergileyemese de o mücadele gücü, o hırsı taraftarlar 85. dakikadan sonra durmaksızın Florin Andone la 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 diye sürekli o 5 dakika boyunca durmaksızın o tezahüratı yaptı. Yani aslında neyi görmek istediklerini taraftar çok net bir şekilde özetliyordu. Yani şu takım için canını dişine takan, mücadele eden futbolcu görmek istiyoruz tezahüratıydı o ve önemliydi. Şener'in 13. dakikada bir pası vardı Emre Mor'a. Çok kötü bir pastı bu. Bu aslında bazı şeyleri çok özetleyen bir olay. Ömer Bayram'ı mesela bugün çok beğendim. Şener'i beğenmedim hiç. Ama mesela Fatih Hoca şunun kararını vermek zorunda kaldı. Şu Galatasaray'da bu dönemde, bu sezon. Ya Mariano gibi, Feghouli gibi fizik olarak hazır olmayan, kötü durumda olan futbolcuları, tecrübeli ve teknik kapasitesi olan, oyun zekası olan oyuncuları kullanacak ama fizik olarak ezilecek. Ya da Şener gibi, Ömer Bayram gibi oyun zekası çok üstün olmayan, teknik kapasitesi çok üstün olmayan oyuncular oynayacak ama takım mücadele edecek. Bugün mesela Rize Spor'a net pozisyon verilmedi. Yani bir tane işte soldan Melin yakın bir şutu vardı ama çok net bir açı bulunabilmiş bir şut değildi. Yani dar bir açıdan bir şuttu o. Onun dışında da öyle çok ahım şahım bir Rize Spor performansı görmedim. Mesela Bülent şeyi sordu. 60 ile 75 arasında, bizde de programlar yapan Bülent Korafat, 60 ile 75 arasında Rize Spor'a bol şut şansı verdiniz dedi. Hoca dedi 60'tan sonra fiziksel olarak eğer takımın düşmesini kastediyorsanız bu maç öyle olmadı dedi. Olmayacaktı zaten çünkü işte Ömer Bayram gibi oyuncuların bu maçta oynaması, Andone'nin, işte Lemina'nın yüksek performansı, Şener'in 55 dakika falan. Yani zaten teknik ve işte yaşı büyük, teknik kapasitesi, oyun görüşü olup da fiziği olmayan adamlar yerine zaten koşan, mücadele eden adamlar sergi oynatınca, Ahmet Çalık da öyle. Bu arada Ahmet Çalık'a da es geçmeyelim. Herkesin bir endişesi varsa da bu maçta mesela Rize Spor'un doğru düzgün pozisyon bulamamasında Luyendama ve Ahmet'in net fizik olarak çok üstünlük sağlamalarının net şeyi vardı yani. Rize Spor forvetlerin tamamına, hem kanatlar hem Oğulcan hem arkasında Boldrin, herkese karşı net üstünlük kurdular. Onu da söyleyelim. Lemina'yı çok beğendiğimizi zaten her izleyen fark etmiştir. İlk işte şok presleri gol getirdi o. İlk golde miydi? İkinci golde mi? Onun yaptığı şok pres devamı penaltı oluyordu galiba. Zaten hani gol dışında da çok etkiliydi. Zaten Beşiktaş maçında da Galatasaray'ın en iyi ismiydi Lemina. Bu maçta da yine aynı şekilde ivmelenerek devam ediyor. 25 gündür sakat olan, oynamayan oyuncunun gelip de bu kadar üstün oynaması da hani zaten adamın kumaşının ne kadar iyi olduğunu ama o kronik sakatlıklarını atlatması gerektiğini net şekilde gösteren bir tablo. Rize çok kapalı bir oyun oynadı ilk yarı boyunca. İlk 45 boyunca neredeyse hiç çıkamadı. Galatasaray rakibini hapsetti. 2-0'lık net bir galibiyet aldı. Rize'nin de yetersiz bir performans sergilediğini söylemek lazım. Nagatomo, Babel kanadı oldukça iyi işledi. Nagatomo diğer sezon başına rağmen daha iyi. Son 2-3 haftadır o da Lemina gibi ivmelenerek gidiyordu. Bu maçta oldukça iyiydi. Babel de geçen haftalara göre çok daha iyiydi ama şunu da söyleyelim ki Morozyuk geçen sene Rize Spor'un çıkışında en önemli rol oynayan oyunculardan bir tanesiydi. Ukraynalı tecrübeli Sabek. O da Mariano'nun yaşadığını yaşıyor belki. Bu sezon çok kötü Morozyuk. Hatta o kadar kötü ki 2 hafta önce onu kesip Orhan Avacıklı'yı oynattı İsmail Hoca Alanya'dan. O da çok kötüydü. 5 tane yediler zaten ama o Sabek çok problemli Rize'de. Babel'e de oldukça alan bıraktı. Babel için kolay bir maçtı. Ama şunu da ekleyelim. Babel çıktıktan sonra Galatasaray daha iyiydi. Jimmy girdikten sonra. O da vurgulanması gereken nokta. Babel iyi bile oynasa. Babel için zaten hep yetenekleri değil takıma etkisiyle ilgili bir problem yaşatıyordu. Yani takımı oynatmıyordu Babel'in bireysel oyunu. Bu maçta da ben yine onun çıktıktan sonra daha iyi olan Galatasaray. Bir de mesela Sivas Spor karşısında Galatasaray son 20-25'te çok böyle disiplinsiz, çok dağınık, çok vurdum duymazdı. Bu maçta ise 2-0'a rağmen, yani bir fark değil iki fark olmasına rağmen, daha rahat olmasına rağmen son 15-20 dakikayı daha disiplinli oynayan, daha böyle golü arayan, atamasa da işte Emre Mor'un bir tane penaltı noktasından üstten avuta vurduğu var. Andone'nin kale sahasından kafası, kaleci çıkardı. Bugün mesela kornerleri geçen haftalara göre daha iyi kullandı Galatasaray. Onları da Emre Mor kullandı ama Emre Mor'u hiç beğenmedim. Birçok kontra hata daha iyi yönlendirmesi gerekirdi hızlı, çabukluğu, dribbling becerisiyle. Bunları yapamadı. Çok top kaybı yine yaptı. Muslera'nın gerektiğinde iyi kurtarışlar devam ediyor. Maç 2-0 iken bir tane Boldrin
Mustera'nın ceza sahası dışından kaliteli şutunu iyi çıkardı. Mustera'yı da övelim. Babel'in gereksiz bir sarı kart gördüğünü itirazdan söyleyelim. Bunlar benim aldığım notlar. Sanırım her oyuncuya değinmişimdir. Seri'nin de yine nispeten daha iyi olduğunu. Enzonzi'nin oynamaması bu maçta biraz Seri, Lemina gibi oyuncuları daha ön plana çıkardı. Net bir 6 numarası olmadan oynadı. Seri daha derinde oynayan oyuncuydu ama yani net bir çapa oynatmadan oynadı. Belki bu hızlı ve efektif oyunu biraz daha sağlamıştır. Enzonzi'nin de ben bu sezon yeni transferler arasında en iyi oydu şüphesiz. Ama son 1-2 haftada biraz suya sabuna dokunmayan bir oyun yapısı. Derbide mesela çok dikkatimi çekmişti. Stoperlerin önden hiç ayrılmadı, hiç önde basmadı. Hiç önde basmayınca, topu rakip yarı alanında kazanamayınca etkinliğiniz de çok daralıyor. Yani bir ara Melo'nun en yaşlı ve en Galatasaray'daki son sezonunda en böyle düşüş yaşamış halinde öyleydi. Stoperlerin arasına saklanıp temposuzluğunu gizlemeye çalışıyordu. Enzonzi'de de son 1-2 haftadır bu vardı. Özellikle derbide yoktu. Hoca onu dinlendirme, yani kesmek değil, kötü sonuçta çok performans olarak kötü değildi ama dinlendirmesi gerekiyordu zaten Real Madrid maç öncesi. O konuda da ben hocanın doğru karar verdiğini düşünüyorum. Son Real Madrid maçı 11'i nasıl olur derseniz, bence Belhanda'yı deplasmanda sağa çekip Lemina, Seri, Enzonzi üçlüsü, solda yine Babel'i oynatır. Hoca zaten Babel'e çok büyük bir sevgi besliyor. İleride yine Andone şeklinde. Savunma dörtlüsü de Nagatomo, Marka, Lündama ve yine Mariano olur gibi. Çünkü hakikaten yani Şener'de de güvenmek zor. Zaten sakatlanarak çıktı. Ne durumda olduğunu da ayrıca merak ediyorum. Ha, başka bir sağ bek üretilemez mi? Ya işte Nagatomo'yu sağ beke çekip başka bir sol bek de düşünebilir. Hiç Nagatomo'yu sağ bek düşünmedi hoca. Ama yani orada da başka sol bek de yok zaten Nagatomo dışında. Emre Taşdemir yine Real Madrid deplasmanına güvenmek, yani oyuncuyu yok edebilecek bir hamle olur. Belki bir ihtimal Marcao, Donk, Lündama üçlüsü yapıp sağ yine dört, beşlinin sağına böyle Lemina, soluna Nagatomo gibi bir şey olursa, Ömer Bayram, Belhanda, Seri, Enzonzi, böyle çok kalabalık bir orta saha, üçlü savunma, ileri tek Andone, Babel yapılabilir. Yani ben çok iyi olabileceğini düşünüyorum bunu. Şimdi daha çok kafama yattı böyle söyleyince. Böyle bir ilk 11'de görebiliriz. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Real Madrid maçı öncesinde yine belki bir taktik tahtası programını çekerim. Orada da uzun uzun konuşuruz. Real Madrid maçında yine stüdyoda Kutay Ersöz'le birlikte inşallah yorumlayacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.